çarpmaya göre tersi 1 bölü karekök içerisinde 3 eksi karekök 5'tir. Buraya bizim 2 koymamız lazım. İşlem yapabilmemiz için eşittir. Buraya 2 dersek alt tarafa da 4 yazmamız gerekiyor ki değişmesin diye. Eşittir diyelim. 1 bölü diyoruz. Karekök içerisinde. Bu ifadeyi 5 bölü 4'ü 5 bölü 2 ve 1 bölü 2 diye çarpanlarına ayırabiliriz. Çarpımları 5 bölü 4'tür. Toplamları da 6 bölü 2'den 3'tür. Öyleyse bu ifade kök içinde 5 bölü 2 eksi kök içinde 1 bölü 2'nin parantez karesidir. Bunlar gidecek. Önce büyüğünü yazdığımız için pozitif olması garanti. Eşittir diyoruz. 1 bölü ayrı ayrı yazalım. Kök 5 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 2'dir. Burada paydayı rasyonel yapmak için payı ve paydayı kök 2 ile çarpalım. Ya da burada ortak payda yazdığımızdan dolayı 1 bölü kök 5 eksi 1 bölü kök 2 deriz. Yukarıya takla attırdığımız zaman bu ifade kök 2 bölü kök 5 eksi 1 olur. Şimdi bunun paydasını rasyonel yapmak için eşlenikle genişletelim. Kök 5 artı 1 ile çarptık kök 2 parantezinde kök 5 artı 1 bölü e, burada 2 kare farkından kök 5'in karesi 5 1'in karesi 1 burası da 4 olacaktır. E, bunu dağıtırsak parantezin üzerine kök 2 ile kök 5'i çarptık. Kare kök 10 artı kare kök 2 bölü paydamızda da 4 var. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir.